Herkese merhaba, ben Orkun. Sonradan Görme serisinin mükemmel bir bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz şu an en çok kullanılan ve en çok satılan şeylerden bir tanesi karavan. Zibil tane karavan firması çıktı. Çünkü pandemide evinde sıkılan herkes karavana atlayıp kaçmaya çalışıyor. O yüzden çok güzel karavanlar var. Ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 tane moto karavanı inceleyeceğiz. Bu videoda sadece moto karavan olacak. Sonrasında bu videoya 250 milyon like gelirse, milyon değil 6-0 atıldı. 250 bin like gelirse çekme karavan ayrı bölümü de yapacağız. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçiyoruz. 8000 TL'den başlayıp 2,5 milyon TL'ye kadar giden karavanlarımız var. Haydi. İstanbul sınırlarında bulabildiğimiz en uygun fiyatlı karavan için Başakşehir'e geldik. Biz aslında bu karavanı internetten bulduk. 8000 TL fiyatı vardı. Sahibi Mehmet Bey de birazdan gelip bize anlatacak. Gelsin hatta Mehmet Bey. Gel abi sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu 2001 model. Sen bunu 3 ay önce aldın. 7300 TL'den aldın. Şu an 8000 TL'ye satıyorsun ama satmaktan vaz mı geçtin? Evet doğru, vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Ben ev alacaktım. Kredi çekip alacaktım. Sonra faiz çok yüksek derecede olduğu için ben de vazgeçtim. Sen burada yaşıyorsun ama. Evet. Memnun musun? Vallahi ben çok memnunum. Hani şimdi şöyle, herkes mesela şey yapamaz. Tuvalet yok. Evet. Duş yok. Ama senin iş yerin yakın olduğu için. Benim iş yerim hemen arkada olduğu için ben her türlü ihtiyacımı giderebiliyorum. Yemeğim, içeceğim, işte çayım, çorbam. O yüzden ben burada rahat yaşıyorum ama herkes yaşayamaz. Sen bunu ilk aldığında da sana gidiyor demişler ama gitmiyor değil mi? Vallahi herhalde gitmiyor. Bana yürüyor dediler. Tamam çalıştı ama vites geçişleri yani çok kötü. Ya gidiyor demişler. Çekiciye kadar gitmiş aslında araç ama sonrasında gitmemiş. Önce bir dışından gezelim. Mesela şey sıkıntılarımız var. Sen aldığında da açılmıyor muydu bu kapı? O kapı açılmıyordu evet. Sistemi bozulmuş. Şimdi buna diğer taraftan biniyorsun ama direksiyonda bir sıkıntı var. Direksiyon dönüyor. Sonsuz dönüyor direksiyonu. İçini ayrıca gezeriz zaten. Ama direksiyonda sıkıntısı var bunun. Bak şimdi. Bayağı dönüyor. 4 tur falan çevirdim direksiyonu şu an. Lastik de dönmeye devam ediyor galiba. Hala çevirirseniz döner. Vallahi. Evet. 9 tur dönüyor direksiyon. Peki abi bunda yolda virajı falan nasıl dönüyorsun? Dönemiyorsun. Bunlarda manevra yok bu arabalarda. Eskiden bunlar servis aracıydı. Benim okul servisim bunun birebir aynısıydı ya. Kırı çevirirsiniz bunu çeviremezsiniz. Sen zaten abi bunu burada sabit kıpırdatmadan burada kullanıyorsun. Evet doğru. Şimdi bir önce bir dıştan bir tur atalım. Peki bir şey soracağım, bunun plakası var mı? Yok, bu hurda belgeli. Ha, hurda belgeli bu. Zaten bu trafiğe çıkamaz. Yok çıkamaz, hiçbir şekilde çıkamaz. Yani dışarıdan aslında çok bir problemi yok, bir tek şu kapı açılmıyor. Gel içeri bakalım. Burası abi senin yatak alanın. Evet. Kaç burası, 1.80 var mı? Senin boyun benden kısa. Kısa. Ben tam sığmayabilirim buraya. Sen sığmasın. Değil mi? Aynen. Abimiz kendisi yapmamış bunu bu arada. Aldığında bu halde almış. Bu şekilde aldı. Evet. 7300 TL'yi bu halde evet, aldın sen bunu. Komodin de içindeydi bunun yani. Hepsi içinde. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım. Başka neyimiz var? Şurada bir tüpümüz, çaydan setimiz. Sen işte sabah burada kendi kahvaltını hazırlıyorsun. İşte çayını yapıyorsun burada. Şöyle diğer tarafı ayıran bir perdemiz var. Zaten bu tarafa çok geçmiyorsun herhalde. Gitmediği için evet. Zaten çok bir ihtiyacın olmuyor. Şuraya işte tencerelerini, tavalarını koymuşsun. Eşyalarını orada saklıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Allah nasip ederse bu karavan yapanlar var ya. Evet. Oraya vereceğim. Tertemiz bir şekilde yaptıracağım. Güzel olur bunu yaptırırsan ya. Ama yine tuvalet falan yapamazlar değil mi? Yapabilirler. Yok yapıyorlar. Yapıyorlar duşta mı? Yapıyorlar. Allah mesela Allah. Şu bölümü iptal ediyor adam. Üste de güneş enerji sistemi yapılıyor. Elektriğin de oluyor. Kaça yapıyorlar bunu? 18-20 bin arası. Ama çok da güzel oluyor. Vay be, 20 bine böyle güneş paneliyle elektriği şeyi, duşu bilmem nesi oluyorsa çok evet, iyiymiş valla. Çok çok güzel oluyor. Her türlü ev alsan daha pahalıya geliyor zaten. Abimiz az önce söyledi. 150 bin lira krediye faizle 320 bin lira geri ödüyor musun? Ne anladım böyle işten ben ya. Hiç hırsız girdi mi? Bir şey oldu mu? Yok, bizim güvenliğimiz var. Ha iyi abi, çünkü şey camlar falan çok sağlam olmadığı için hırsız, yani bunu şehrin ortasına zaten koysan hırsız girebilir. Buradan da harfiyat kamyonundan başka bir araç geçemiyor. Evet. Geçtim mi güvenlik hemen şey yapıyor, anons ediyor. Aslında ben pek de şey yapmıyorum. Ben böyle sadece burada bir arkadaşım gelir çay yaparım. Hani benim burada telim de var, mangal telim. Mesela arkadaşlarım gelir onlara mangal
yaparım. Kapının önünde yapıyorsun mangalı da. Açık alan mangal. Daha güzel yok ki yani. Valla çok da güzel. Sonsuz bahçen var senin aslında burada. İşte göl manzaramız da var ya. Göl manzarası var. Şuradaki inşaat bitene kadar sen burada yaşarsın. Valla da güzel. Ya bizim şantiye buradan gitmedikçe ben buradayım. Abi çok iyiymiş ya. Yani benim öyle bir dezavantajım var. Ha şantiye giderse gidiyorsun sen. Şantiye gitse ben şantiyenin gittiği yere. Bunu da çekiciyle mi götüreceksin gittiğin yere? Çünkü yasak olduğu için trafikte götüremiyorsun. Tabii doğru. Valla işini görüyorsa ben çok sevindim ya. Yani burası da güzel yani. Kimin evinin önünde göl manzarası var? Hatta sonsuz bahçesi var ya. Dön. Aslında burası da Mehmet'in bahçesi yani. Evet. Bir inşaat olana kadar burası Mehmet'in bahçesi. Değil mi abi? Evet evet ben buraları kullanacağım Allah nasip ederse. Abi çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Bak bardağın dolu tarafını görün. Evin önü bahçe aslında çok doğru söylüyor. Orta fiyatlı karavanımız için Sultanbeyli'ye geldik. Üstünde bulunduğum karavan çok garip bir cihaz. Zaten gezeceğiz biraz da. 320 bin TL fiyatında. Burası böyle ikinci el karavanları alıp içini sıfırdan yapan bir yer. Hadi bakalım içine. Nasıl iniliyor? Çok sağlam değil gibi geldi bana ama. Şimdi içini de gezeceğiz, dışını da gezeceğiz. Gerçekten hani fiyatına göre fazla özelliği var bence bu aracın. Normalde araçla birlikte geliyor bu. Araç fiyatı 60.000 TL. İçinin yapılmış ve haliyle birlikte 320.000 TL'ye satılıyor işte. Yanda tentesi var, üstte teresi var, üstte böyle açılan kapağı var, güneş enerjisi var, zibil tane şeyi var. Ali abi dükkan sahibi. Abi anlat bize. 2006 model Isuzu Turkuaz modeli bir aracımız bu. 450.000 kilometrede ikinci el bir araç. 10.000 daha gitse zaten kalacak yolda herhalde. Yok. Bunlar da motor bakımları hepsi yapılmış vaziyette. Biz aynı zamanda motor bakımlarını da yaparak teslim ediyoruz araçlarımızı. Dışarıda elektrikli tentemiz var. Uzunluğu 6 metre, 4 metre ileriye geliyor. Dış ocağımız var. Aracın dış ses sistemi, müzik sistemi var yine altta. Ha hem içeride hem dışarıda mı ses sistemi var? Hem içeride hem dışarıda hem yukarıdaki kapağın içerisinde de müzik sistemi, televizyon var. O yukarısı ayrı bir dünya, komik orası evet. Zaten. 300 litre temiz su tankımız var. 300 litre atık su tankımız var giriği. Bu arkada çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi. Şurada deterjanlı var. Burası böyle gidip geliyor. Yani uzun bir yere gittiğin zaman da aslında eşyalarını da yıkayabiliyorsun. Peki. Araçta 1000 amper jeleki var. Bu güneş enerjisiyle her şeyini çalıştırabiliyor her değil şeyi mi? Her şeyi çalıştırabilirsin. Hiç böyle ek bir elektriğe bir şeye gerek kalmıyor. Ki içeride televizyonlar da var. Yukarıda da televizyon var. Bir sürü şey var. Diğer tarafımızda ne var? Bu tarafta jeneratör var. Jeneratör ne için? Çamaşır makinesini çalıştırmakta kullanıyor. Ekstra bir enerji lazım olduğunda kullanabiliyor. Şimdi bu arada en değişik özelliği bence bunun B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor olması. Bu nasıl otomobil ya? Motokaravan sınıfına düştüğünde araç B sınıfı ehliyetle kullanabiliyorsunuz. Bunu şu an ben kendi normal otomobil ehliyetimle kullanabiliyorum. Kullanabiliyorsunuz. Giriyoruz içeri. 4+1 ruhsatlı aracımız. 4 kişi yolculuk yapabiliyor. Artı şoför 5 kişi. Burası böyle kapanıp bir şey oluyor mu? Evet, burası bu koltuklar yolculuk halinde öne dönüyor. Burada yine bir oturma grubumuz var, yatak oluyor. Klimamız. Burası açılıyor mu evet, böyle? Evet, açılıyor. Burada klimamız var. Burası mutfak bölümümüz. İkili ocağımız var. Burada evyemiz var. Dolaplarımız. Burada 220 12 volt girişlerimiz var. Büyük boy buzdolabı var araçta. Bayağı normal buzdolabı evet, var orada. Fırınımız var üstünde. Burada 2 kişilik bir yatak var dedin altta. Evet, altta 2 kişilik bir yatağımız var. Bunlar üstte de sağlı tekli. Sollu tekli ranzalarımız var. Bütün yatak başlarında televizyonlarımız var. Yatak başları yine karavan camlarımız var yanlarda. Arkada dolaplarımız var, gardırobumuz. Şurası tuvaletimiz. Evet, burası tuvalet, banyo. Duş aynı zamanda var evet. Buranın içerisinde. Şurası kalkıyor galiba, evet, altı kalkıyor, tuvalet altı bunu. Altı tuvalet orası. Şimdi bu araçta 1-2 yukarıda bir tane var. 4 tane televizyon var zaten. Evet. Bu iç bölüm ıstantek klima var galiba. Bu soğutma için klima. Isıtma için ne Isıtma var? Isıtma için araçta 5000'lik Webasto'muz var. Ha her yerde var zaten onun evet, çıkışı. Evet havalandırmaları var, çıkışı tamam, var. Süpermiş. Yolda kullanım için yol kliması var araçta. Şu şeyler bak çekmeceler şöyle açılıyor. Evet. Bu güzel bence. Şöyle yapıyorsun buradan kolu çıkıyor. Saklama alanları. Bu merdiven katlanıyor galiba katlanıyor, normalde evet, böyle durumda. Buraya asılıyor. Çıkıyor.
Şimdi zaten bu aletin bence en güzel yeri burası. Şimdi burası abi normalde kapalı oluyor. Evet, kapalı. Aşağıdan mekanizma ile bu böyle kalkıyor. Evet, bunun elektrikli. Üstünde güneş panelleri var. Şurada yine televizyon ve ses sistemi var. Şurada yine priz var. Işıklar var. Şurada USB şarj var. Biz sallanıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor ya? Bir zemin mi sallanıyor? Şu an araç sallanıyor. Sabitleme ayakları açık değil. Ha, sabitleme ayakları sabitleme var yani. Sabitleme ayakları da bağlanabiliyor araca. Şurası da şöyle. Balkonumuz aslında güzel yani. Gittiğiniz yerde böyle yukarıdan izlemek, böyle bir balkonun olması, seyyar bir balkon var aslında. Bayağı tatlı. Şuraya sandalyeni atarsın. Benim endişem şuralar bana çok sağlam gibi gelmedi abi. Yok, basabilirsin abi. Bunun şimdi fiyatı 320 bin TL. Evet, 320 bin TL. İçine ama zaten buraya gelen vatandaş kendisi istediği gibi şunu evet. istiyorum, bunu istemiyorum deyip fiyatı indirip çıkarabiliyor değil mi? Aynen öyle. Tasarım istediğine göre, ihtiyaçlarına göre tasarım gerçekleştiriyoruz aslında. Her bütçeye göre yapıyor musun ya? Her bütçeye göre olmuyor tabii. Bir minimum kaç? Var. Minimum bizde 130 binden başlıyor. Araç dahil 130 bin. Araç hariç 130 bin. Araç hariç 130 binden başlıyor. Vallahi bu benim şu ana kadar gördüğüm en değişik araçlardan bir tanesi ya. Vallahi elinize sağlık. Ben beğendim. Sağ olun. Ben bunu bir kullanmak istiyorum. Bir deneyelim abi. Burası trafiğe kapalı alan zaten. Bir deneyelim. Hadi bakalım. Ya hayatımda ilk defa otobüs kullanacağım. Bunu nasıl B sınıfı ehliyetle kullanıyorum? Hiçbir fikrim yok. Neyse biz trafiğe kapalı alandayız. Bire... Niye debriyaja basmadan vites atıyorsunuz? Değil mi? İnsan bir debriyaja basar. Stop ettik. Hocam arkadan uzattınız mı? Parasını vermeye kalmasın. Oğlum bunu nasıl B sınıfı ehliyetle kullanalım? Bunun aynı eğitimi yok mu ya? Saçmalık. Şuradan bir yolumsu bir şey buldum. Obaley. Cıktık. İkiye takmaya çalışacağım. 8'e bile takmış olabilirim şu an. Ha, 2'ye takmışım lan. Vallahi gidiyorum. O kadar da zor değilmiş kullanması ya. Ama ben çok ani dönmedim ki. Herhalde bir kapak açık kalmış. Normalde kamp, çadır kurabildiğiniz ya da işte çekme karavanı sokabildiğiniz yerlere sokabiliyor musunuz? O güzel bir soru bence. Atıyorum ben bunu ormanın neresine kadar sokabileceğim? Ne kadar fazla yokuş çıkabileceğim? Ne kadar tümseye girebileceğim? Çünkü bu aleti atıyorum sadece düz yola koyabiliyorsam ben çok da bir avantajı yok yani. Ben ormanda kamp yapmak istiyorum. Arkadan bir kapaklar... Tuvaletin kapısı açık kalmış, o çarpıyor. Böyle bir karavan kullanırken öncesinde her şeyi kapatıp kilitlemek çok önemli. Yani bu aracın özellikle işte üst tarafının açılması, yan taraflarının açılması çok kolay bir işlem değil. Yani bir 20 dakika ile yarım saat arası bir açılıp kapanma süreci var bu aracın her şeyinin. Gerçi bütün motokaravanlarda var aynı şey ama... Aa, açıldı lan koltuk. Ha, bu şey oluyorsun, çek yat oluyordu. Bak, oto çek yat. Yolda giderken birinin uykusu gelirse böyle bir manevra yapıyorsun ve hemen yatabiliyor. Açıldı mı lan? Açılmış valla. Şu an bayağı boktan yollardayız aslında ama gidiyor yani. Kaç ton acaba bu ya? Çok ton. Normal dolmuş zaten 1,5 ton falandı benim ağzımda çektiğim. Bunu ağzımda çeker miyim lan ben? Gelmişken bir denesek mi? Ağızda çekebiliyorum. Yeni hobim. Bindiğim her şeyi ağzımla çekmeye çalışmak. Yok abi, kullanımı ama o kadar zor değil yani. Hani bir vitesleri tutturmak zor ama işte 2'ye 3'e 4'e aldıktan sonra çok sıkıntı yok. Trafikte eziyet çekersin bununla. Yani bunu efendim benim evim şehrin içinde. Ben bunu şehrin içinde evime koyayım. O bir tık zor. Duruyorum. Durdum. El frenimi çektim. Bence okey ya. Vallahi 320 bin lira için güzel ya. Pahalı karavanımız için üşenmedik, Bursa'ya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz karavan bir markanın karavanı değil. Sahibi kendisi sıfırdan yapmış yani. İçini de yapmış, dışını da yapmış, baştan sona yapmış. 2,5 milyon TL değerinde bir karavan. Ben içini görmedim. Çok merak ediyorum. Ömer abi gel. Hoş geldin. Sen kendin yaptın bunu şimdi. Projenin başında ben varım. Ustalarımız yaptı. Eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Kaç kişilik bu? Yaklaşık rahat olarak 8 kişi uyuyabiliyor. 8 kişi güzel. 8 kişi ama uyabiliyor. Siz böyle şey yani çok kalabalık insan kalsın diye değil de kendimiz kalalım, rahat edelim diye bunu yaptınız. Yok, kalabalık. Biz yalnız yemeği içmeyi seviyoruz. Aynı zamanda motorcu da olduğum için çok yalnız kaldığımız söylenemiyor. O zaman istersen dışından başlayalım. Tamam. Şurada bir açık mutfak kısmımız var. Özellikle böyle kampa vesaire gittiğinde bunu buradan böyle yandan bagaj gibi açılıyor. Bu dışarı çıkıyor komple. Ne var burada? 2 tane ocağımız var. Saklama alanlarımız var orada. Burası da yemek masası gibi mi kullanıyorsunuz? Yemek masası burada? Olarak kullanıyoruz. Otomatik bir tentemiz var burada. Otomatik, evet. Şimdi burada su depolarımız var. Jeneratör odamız var. Kaç litre
deposu var bunun? 1200 litre temiz su depomuz var. Bir o kadar da pis su depomuz var. Güneş paneli var mı bunda? Var. Arkada 4 tane güneş panelimiz var. Peki sadece güneş panelleri bunu çalıştırmaya yetiyor mu? Klimalar için yetmiyor. 220 ihtiyacımız oluyor. Onun da jeneratör mü var? Jeneratör mü var? Jeneratör var tabii. Ha, okey. Klimaları jeneratörle çalıştırıyoruz. Evet. Burada da şey var işte, yatak odalarımız var 2 tane. Altta da yine. Altta da mı yatak odası var? Aç bir bakalım ona. Tabii ki. Ben altta yatak odası görmemiştim. Ha. Burada da altta da yatak odamız var şöyle. Ha, bayağı bu şey ya. Kapsül otel. Benim Japonya'da videosunu çektiğim yer burası. Ha, televizyon da var. Evet. Abi televizyon gereksizmiş burada. Bak şimdi söyleyeyim sana. Bunu çocuklara anlatmak lazım. Tabii. Ha, çocuklar için şey yapıyoruz. Çocuklar için tabii ki. Biraz daha kalkıyor mu? Yok, biraz daha kalkmıyor şöyle. Yani burada bayağı içeride oturduğun zaman neredeyse kafanın değmeyeceği yükseklikte aslında bir alan var. Yine buranın kendi kaloriferi var. Kendi havalandırması var. Prizleri var. Tabii soğutma kendiliğinden var zaten. Şuna gerek yok. Televizyon yani bu karavanlarda bu ara çok görüyoruz. Her gittiğimiz karavanın her odasında bir televizyon var abi. Bu televizyon kalmadı ya. Kaç yılındayız abi? Kalmadı televizyon. Ya bu konuda çok eleştiri olurum ama bugün şimdi bir Mercedes Maybach koymasak niye yok diye söylerler. Projeksiyon falan koyun bari. Ne var projeksiyon var. Var mı projeksiyon? Bir dakika, onu da göstereceğim. Ha, önde projeksiyon perden mi var bir de? Tabii dışarıdan ve içeriden arabanın ön camı sinema haline gelebiliyor. Ayıptır. Tabii ayıptır ki. Ya. Aynen. Burası da aynı şekilde bir tane daha. Aynen. Orası da aynı. Yatak kısmımız var. Evet. O zaman içeri girelim. İçeri girelim. Hadi. Geldik dükkanın içine. Burası lüks bir tekne gibi gerçekten. Yani bak şu girişte zaten 1, 2, 3 yolcu koltuğu, bir de 3 tane de yolcu yatağı var herhalde. Neyse bu. Şimdi bak, oturuyorsun. Şimdi mesela bu karavanın en güzel özelliklerinden bir tanesi O Ses Türkiye yapabiliyorsun. Mesela bir şarkı söyleyin. Evli mutlu çocuklar. Çağlar, bizim takıma gelmek ister misin Çağlar? Dönen Beyblade koltuklar var. İşte koltuk ısıtma var, koltuk soğutma var. Şimdi şurada bu masa oynuyor sanıyorum. Aynen öyle. Sağa, sola, ileri ve aşağıya. Bunlar yatak oluyor mu? Oluyor tabii. Bu masa tamamen aşağı iniyor. Aşağıya iniyor tabii. Aşağı iniyor. Buraya bir minder daha atıyorsun. Burası iki kişilik yatak mı oluyor? Şu masanın ölçüleri aynaya battı. Minderi var. Minderi üzerine koyuyoruz. İki kişilik mi oluyor peki bu? Üç kişilik olabiliyor. Üç kişilik oluyor. Güzelmiş. Aynen. Tamam peki. Şimdi burada başka neyimiz var? Şurada zaten gömme kocaman bir klima var. Bu bayağı yetiyordur buna. Yetiyor çok. Şimdi burası güzel bir mutfak abi ya. Bu ne abi? Bulaşık makinesi. Ölçüş. Bulaşık makinesi de abartıymış biraz. Çamaşır makinesi var mı? Var. Ha var, çamaşır altta, makinesi var, de var. Altta çünkü var. Çünkü orta fiyatlı olan da vardı. Aynı kurutma makinesi olması. De. Kurutma makinesi de var. Bak o evet, o orada abartmışsın arada, evet. Bak yine abartıya bir kaçmış. Burada tatlı su musluğu var. Aynen öyle. Bu mutfak benim evimdeki mutfaktan daha büyük bir mutfak olabilir zaten. Peki şu buzdolabımız galiba. Buzdolabımız. Altta difüzimiz var. Gayet yeterli hocam boyut olarak. Sol tarafta da kumanda panellerimiz var. Şurada zibil tane düğme var abi. Bu düğmelerin üstüne ne yaptığını yazmazsanız ben nasıl anlayayım bunları? Deneyelim. Siz de anlamıyorsunuz değil mi? Sen de hepsine basıyorsun bunları. Hocam burası şey yani rezidans, lüks bir tuvalet abi. Bu tuvalete sadece siz 400-500 bin lira şu an bugünün parasıyla harcanmıştır. Sponsorlarımız sağ olsun. Bu kadar lüks bir yerde bile gördüğünüz gibi duşun içinde bir el süpürgesi mevcut yani. Bu nasıl açılıyor lan? Gel bakayım. 2013 yılında o tasarım ödülü aldı İtalya'da. Çok güzel. Abi kaç para bu? 7500 euro civarındaydı o zaman. 7500 euro şu an euro 10. 75.000 lira şu. Bu bizim bildiğimiz ne diyoruz ona biz, tulumba mı? Fıç fıç fıç. Bayılıyorlar şöyle bazı şeyleri çetrefillendirip 5 katına 500 katına satmaya. Yok ama gerçekten hani bir bence otobüste olabilecek en güzel duş. Benim hayatımda gördüğüm buydu yani abi. Burası yatak odamız mı? Bakalım. Şimdi burada bir tane televizyonumuz var. Burada 5 artı 1 bir ses sistemi var. Kendi kliması var. Yatak var. Bu yatak katlanmıyor, çatlanmıyor. Böyle kalıyor. Burada çok fazla bir özelliğimiz yok. Yatak odası yani bildiğin. Gayet mütevazi bir yatak odası. Burada askılıklar var. Peki dolap gibi kullanılan bir yer? Yatağın altına koyuyoruz. Ha, yatağın altında tabii, var mı öyle bir var, baza var. Mı bu? Baza şeklinde açılıyor şurası. Bu çok büyük ama küçük gibi. Otobüs. Bir daha otobüs yapacak olsam mutfağı biraz daha küçük tutarım. Çünkü biz vaktimizin çoğunu dışarıda geçiriyoruz. İçerideki burada, mutfağı burada, kullanmıyorsun tabii, zaten ev, değil mi? Ev mutfağı olsun, ev lavabosu olsun, işte ev klozeti olsun, ev rahatlığı derken aslında bazı şeyleri gözden kaçırdık diye düşünüyorum. Kullanışlı mı dersiniz? Biz çok keyif aldık bugüne kadar kullandığımızda. Yok çok kullanışlı. Bence kullanışlıktan yana bir problem yok ama bu kadar büyük alanı sanki bir daha yapsan daha iyi değerlendirir misin gibi geliyor bana. Kesinlikle. Da. Hepsi tecrübe tabii ki.
Şimdi öncekini kullandım da bu 15 tonluk bir cihaz. Bunun için normalde benim inancıma göre kesinlikle bir otobüs sürüş ehliyeti ayrı bir şey olmalı. Ama bizim orta fiyatlıdaki Ali abi dedi ki bunun içine karavan yaptığın zaman bunu normal otomobil ehliyetiyle kullanabiliyorsun dedi. Bence böyleyse de böyle olmamalı. Buradaki Ömer abi de dedi ki bunu şeyle otobüs ehliyeti olmadan kullanamıyorsun dedi. Bence doğrusu da o bunun. Şimdi biz o yüzden trafiğe kapalı alanda ben şurada bir iki tur atacağım. Kullanımı rahat mı? Yani böyle bir şey aldığınızda bunun ehliyetini alıp kullanmaya değer mi onu görmek istiyorum. Şimdi bu yine zaten normal vites. Bunda çok saçma bir şey var. Bak şimdi. Normalde trafikte de hep böyle oluyor. Bir tek ticariyi anlıyorum, diğer hiçbir şeyi anlamıyorum zaten. Bak burada... Bu polis dediği galiba ambulans bu ya. Yani bunun hiç olayla alakası yok. Neyse hocam. Bunun zaten geri kamerası, yan kamerası, arka kamerası, sağ kamerası, sol kamerası, her kamerası var. Hadi bakalım debriyaj, debriyaj, gaz debriyaj. Hepimizin şu an can tehlikesi var ben söyleyeyim. Stop ettik 2. Dur olacak olacak. Abi ne kadar gidiyor bu gaz aşağı? Abi bu ne saçma? Dur 3'e takmışsın. Ha 3'e takmışım, 1'e takamamışım. Ondan gitmiyor. Gitmesi lazım çünkü bir saçmalık var abi. Olacak iş değil. Evet tamam oldu işte ya. Sıkıntı bende değilmiş. Oo bir dakika gayet güzel lan kullanımı. Şu an bak bayağı toprak bir arazideyiz. Döner mi lan bu? Hiçbir fikrim yok. Aa çok güzel. Nasıl döndü? Böyle bir açıyla dönülüyor mu lan? Bu alet çok komik dönüyor. Abi çok kocamanız. Ay valla en büyük hayallerimden bir tanesi gerçekten otobüs kullanmak ve tır kullanmak benim de. Ulan hem çok yükseğiz hem çok büyüğüz. O yüzden bir dönüş açımız da bir garip. Abi bir şey diyeceğim, güzel dönüyor biliyor musun? Şu an sen sallanıyorsun tabii değil mi? Lömbür lömbür sallanıyorsun. Sen sana hiç rahat değil şu an. Bende amortisör var, süspansiyon var. Yani bununla dağa çıkamazsın ama böyle hafif bir offroadumsu bir araziye girersin aslında değil mi? Bu da ben... Çıktığım yere inen küçük arabalarla birçok insan çıkamadı. Yani bir pick-up'ın çıktığı yere, dört çekerin çıktığı yere çıkmaz. Şimdi birbirimizi kandırmayalım yani değil mi? Vallahi bir şey diyeceğim. Evet bu bana yakıştı da. Hocam bundan bir tane alalım ama boşuna alalım. Karavan maravan olmasın, az masraflısı olsun. Dur bakayım duruyor mu? Durdum da al bak. Hop el frenini de çektim. Bayram havası ya. Ben bunu kullanırım. Haydi. Moto karavan özel bölümümüzde 3 farklı karavan inceledik. 8000 TL'lik karavan... 8000 TL'lik karavanımız bence fiyatına göre bir ev olarak kullanabiliyorsun. Yatağı var, kendi yemeğini istediğin zaman tüple pişirebiliyorsun. Bacası bile vardı. Abimiz de gayet ev olarak onu kullanıyor. Gayet kullanışlıydı bence. Pahalı olan karavan da yani birazcık böyle gereksiz lüks olmasının yanı sıra çok pahalıydı hocam. Pahalı olan karavanımız 2,5 milyon TL değil de belki 700 bin TL olsaydı diğer karavanlarla da kıyasladığımız zaman mantıklı bir seçim olabilirdi bence. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla Sonradan Görme serisinde video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hadi vallahi benim başıma bir iş gelecek buradan sonra. Bunlar beni yer. Atmayın lan ne atıyorsunuz? Koşarak kaçıyorum.